Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Doğuttur. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber size bugün Tonguç Akademi'de diziler sorularını alacağız. Bakalım, ilk yanımıza geçelim. Tonguç'um ne yapıyorsun? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyidir canım. Ne yapıyorsun şu anda burada? Dizi izliyorum hocam. Aferin canım. Dizileri izliyorsun ama bak geometri, fizik, matematik hiçbir şey çalışmıyorsun. Görüyorsun değil mi? Evet hocam. Ama dizi izleyerek de ders çalışabilirsin. Ha, Aynı şekilde bizi izleyerek de ders çalışabilirsin. diziler hocam, Evet, bak haklısınız. canım. Tonguç'um dizi sorusu böyle karşımıza çıktı. Aman Allah'ım demeyeceğiz. Aman Allah'ım demeyeceğiz. Hemen dizilerde birkaç şey hatırlayacağız. A1 görünce Tonguç'um birinci terim. A3 görünce üçüncü terim. AN görünce de n'inci terim demek. Kolay. A100 görseydik 100'üncü terim demek. Bak şurada AN artı 2 falan filan bir tane ilişki vermiş. Bu ilişkiye göre A3 eşittir 5 ise A1 artı A4 nedir demiş bize. Hemen bunu gördüğümüzde şunu yapacağız Tonguç'um. A4'ü elde etmek için N yerine kaç vermem gerekiyor? 2 vermem gerekiyor. Hemen A4 eşittir. A3 artı A2 olur diyeceğim. Bak N yerine 2 koydum. Burası 4 oldu. Burası 3 oldu. Burası 2 koydu. Bunu Evet yazdık. hocam. Evet hocam. Ondan sonra da A3'ü elde etmek için N yerine 1 verirsem Tonguç'cum A3 eşittir A2 artı A1 diyeceğim Tonguç. Bak bizim istediğimiz A1 artı A4'tü. Evet hocam. A1 var burada, A4 de var burada. Bunları birleştirsem soru bitti. A3'ü de zaten vermiş bana. Aa O evet. zaman A4 eşittir. A3'ü yerine yazıyorum Tonguç. 5 artı A2 diyorum. Burada da A3'ü yerine yazıyorum. 5 eşittir A2 artı A1 diyorum. Tonguç artık işlemimize çok yaklaştık. A1 artı A4'ü arıyorduk ya. Evet hocam. Burada bir çıkıntı A2 var değil mi? Bu Evet. A2'den kurtulursak soru bitti. A2'den kurtulmak için Tonguç'cum hemen A2'leri yalnız bırakalım. Nasıl yalnız bırakarız? Bak buradaki 5'i karşıya atarsam Ha. A4 eksi 5 eşittir A2 olur değil mi Tonguç? Evet hocam. Burada da A1'i karşıya atarsam 5 eksi A1 eşittir A2 olur Tonguç'cum. Evet hocam. Bunları yok edebilmek için birbirine eşitleriz. Bunların ikisi de A2 sonuçta. Evet. Hemen eşitliyorum bak Tonguç'cum. A4 eksi 5 eşittir 5 eksi A1. Bunu karşıya atıyorum. Bizim istediğimiz şeyi oluşturabilmek için. Ha. A4 artı A1. Artı diye Evet. karşıya geçiyor. Aynen, Bu aynen. da karşıya eksiydi ya. Artı diye geçiyor. 5 artı 5. Yani bizim aradığımız şey A1 artı A4 eşittir 10'muş. Bu kadar basit bir soru. Harika hocam. LYS'de çıkmış. Aynı sorunun benzerini çözdük. Bu kadar basitmiş demek ki. Bak şimdi birazcık daha karmaşık bir soru. Modlar. Of. Çok korkuyoruz. Hayır, aslında hiç korkmuyoruz. Çünkü mod şu demek. İkiye bölündüğünde kalan demek. Bak mod 2 derse bize acaba sayının ikiye bölündüğünde kalan ne olur? Sıfır çıkarsa bunu yapacağız. Eğer bir çıkarsa kalan bunu yapacağız. Evet. Yani çift sayıysa zaten ikiye bölündüğünde kalan sıfır çıkar. Tek sayıysa kalan bir çıkar. Bak A7'ye bakıyorum. A7'yi o zaman neye göre değerlendireceğim? 7'yi 2'ye böldüğümde 1 kalır. O zaman buna göre değerleneceğim. Anladım O hocam. zaman A7'yi bulabilmek için bunu kullanacağım. Bu kuralı kullanacağım. 3 üzeri 7 eksi 2 diyorum. N yerine ne koydum? 7 koydum. Evet hocam. Bak A5'i bulabilmek içinse aynı şeyi yapıyorum. 2'ye böldüğümde 1 kalanı verir için 3 üzeri 5 eksi 2 diyorum. Şimdi A4 ve A2'ye bakalım. A4'e baktığımda da şunu yapacağım. A4 2'ye bölündüğünde 0 kalanı verir. O zaman 3 üzeri 4 artı 5. A2 de bak n yerine 2 koymuş ya Evet A2 hocam. görüyorsun. Çat 3 üzeri 2 artı 5 diyeceğim. Şimdi artık yerlerine koyuyorum. Bu kadar basit. Bak şimdi A7 yerine 3 üzeri 7 eksi 2 yazıyorum. Eksi 3 üzeri 5 eksi 2 yazıyorum. Bölü 3 üzeri 4 artı 5 yazıyorum. Eksi 3 üzeri 2 artı 5 yazıyorum. Sadece matematik. Bundan sonrası matematik. Şimdi sonuçta ne çıkıyor? 3 üzeri 7 eksi 2 eksi 3 üzeri 5 artı oluyor. Çünkü bu Evet eksi hocam. içeriye de dağılır. Doğru. Unutma. Bölü 3 üzeri 4 artı 5 eksi 3 üzeri 2 eksi 5 olur Tonguç. Bu eksi içeriye de dağılır. Anladım hocam. Son durumda artık geldik sonuna. Şimdi bak 2 ile eksi 2 birbirini Güle götürdü. 5 güle. ile eksi 5 birbirini Güle götürdü. güle. Ne kaldı? 3 üzeri 7 eksi 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 2 kaldı. Son durumda bunları 3 üzeri 5 parantezine alırım. 3 üzeri 2 eksi 1 kalır. Bunu da 3 üzeri 2 parantezine alırım. 3 üzeri 2 artı 1 kalır. Anladım hocam. Anlaştık mı? Aa, burada bir işlem hatası yapmışız. Bak burada eksi yazmayı unutmuşuz. Zenginler Tamam. dağlar hocam. İşte canım. Son durumda olan bunlar bu sadeleşiyor.
3 üzeri 3 kalıyor. Bu kadar basit. Şimdi ödüllü sorumuzu yap. Cevapları gönder bakalım.